Evet, değerli muhtarlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün buradan sizleri davet etmemizin sebebini açıklıyoruz. Pazarspor 1970-73 yılından itibaren pazarda futbola emek veren ve birçok da böyle profesyonel anlamda futbolcu yetiştiren, gençliği topluma olumlu yönde kazandırmaya çalışan bir kulüp. Bir güzel kişilik. Elbette ki 1990'lı yıllardan itibaren de yaklaşık 30 yılı aşkındır da profesyonel liglerde 3. lig, zaman zaman 2. ligde olmak üzere futbol oynuyoruz. Ve kendi altyapımızdan Türkiye'deki profesyonel liglere çok böyle önemli futbolcular da gönderiyoruz. Hatta Rize olarak son zamanlarda da gurur kaynağımız olan birçok futbolcuyu da birlikte tanıyoruz, biliyoruz. Pandemi süreciyle birlikte ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar kulüpleri de elbette ki şeye soktu, böyle sıkıntılara soktu. Pazarspor da şanssız bir dönemiydi diye düşünüyorum. Ve ikinci ligden üzülerek üçüncü lige düştü. Ve geçen yıl onursal başkanımızın yönetim kurulu başkanlığında bir yeniden yönetim yapıldı. Ve onursal başkanımız Sayın Yangın, Türkiye Futbol Federasyonu'na aday olması nedeniyle bu başkanlık görevinden istifa etti. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım seçimli genel kurulla, bunun altını çizmek istiyorum özellikle, seçimli genel kurulla aday olduk ve Pazarspor yönetimine talip olduk. Tabii Pazarspor yönetimine talip olduk. Bu Pazarspor yönetimi 15 kişiden ve başkandan ve yedek yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta. Ancak Pazarspor çok büyük bir camia ve Pazarspor pazar halkınındır. Pazarspor pazar halkıyla birlikte yönetilmelidir. Hepimizin yaklaşımı ve mantığı da bu. Ben ve başkan vekilim Recep Bey, as başkanım Soner Bey, as başkan Cengiz Bey ve burada Süleyman Bey, as başkan Galip Bey ve diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte ve burada olmayan arkadaşlarımla da birlikte Pazarspor'un bu yıl iyi bir hedef yakalaması için kollarımızı sıvadık ve sorumluluk aldık. Ve bunu yaparken de izlediğimiz diğer maçlara, yani örneğin geçen hafta Küçükçekmece ile bir maç yaptık ve yani orada böyle stadın çok kalabalık olduğunu gördük. Belki de Küçükçekmece'de oynansaydı maç daha da kalabalık olacaktı. Bir Anadolu'da oynanmasına rağmen stad neredeyse doluydu. Ama maalesef biz burada 150 kişiyle, 160 kişiyle, 170 kişiyle maç oynuyoruz. Ya bunda bir sorun var diye düşündük. Bir sorun mu? Yani bu böyle olmamalı. Mutlaka bir sorun var. Dolayısıyla da bu sorunun ne olduğunu ve bu sorunu nasıl gidermemiz gerektiğini de en iyi taraftarları, en iyi muhtarları dinleyerek, onların fikrini alarak vatandaşın Pazarspor'la niçin gönül koyduğunu anlayarak bir çözüm üretebiliriz düşüncesiyle de muhtarlardan oluşan yönetim kurulumuzun da içinde olduğu bir WhatsApp grubu oluşturduk. Yani amacımız burada birbirimizle Pazarspor'un sizden olan beklentileri taraftardan ve taraftarın da futbol kulübünden olan beklentilerini ve sorunlarını ortak müşterek bir şeyle, ortak akılla çözebilmekti bu grubu oluşturmaktaki amacımız. Ve bir amacımız da elbette ki şuydu, bir mahallenin muhtarı o mahalleyi temsil ettiğine göre tüm pazar muhtarlarıyla birlikte biz bütün pazar halkına ulaşmayı hedeflemiştik. Bütün amacımız da buydu aslında. Bugün görüyorum ki çay sezonu olması nedeniyle öyle olduğunu düşünmek istiyorum, öyledir. Birçok muhtarımız işte çay tarımıyla ilgilendiği için burada değil belki.
Ama pazartesi günü sanıyorum Muhtarlar Derneği'nin, Sayın Kaymakam Bey'in ziyareti sonrasında içimizden, yönetim kurulumuzdan bir yetkili arkadaşımız bugün burada ifade ettiğimiz bu duygularımızı diğer muhtarların da bizzat kendisine iletecek, hani duygularımızı pazartesi paradına konuşacaklardır. Bugün vatandaşı da gezdi. Yani esnaf ziyaretinde de bulundum. Gezebildiğim kadar gezdim. Bu toplantı sonrasında da tekrar vatandaşlara ziyaret edeceğim. Yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte gezdik. Çok olumlu tepkiler aldık. Onlara dokunmak, onların elini sıkmak onları çok mutlu etti. Onların beklediği şey de buydu. Farklı bir yaklaşımın, farklı bir anlayışın, farklı bir sinerji ve rüzgarın pazarda estiğini hissettiler bunlar. Mutlu oldular ve devam edeceğiz. Pazar Spor yarın Efeler'le bir maç yapacak. Bu Efeler maçı kendi sahamızda yapacağımız ilk maç olması nedeniyle çok önemli arkadaşlar. Tabii önemli olan bir başka tarafı daha var. Bizim ana sponsorumuz olan Mobil Enerji, onun yönetim kurulu başkanı da bizi onurlandıracaklar. Ve onlar da elbette ki maçı izleyecekler. Aynı zamanda da Beşiktaş Kulübü'nün biliyorsunuz onursal başkanlarından, divan kurulu üyelerinden bir tanesidir kendileri. O yüzden yarınki maçı çok önemsiyoruz ve kalabalık olmalıyız diye düşünüyoruz. Bugün vatandaşlarla yapmış olduğumuz bu görüşmelerde onlara dokunmakla bile maça ne kadar kişinin geleceğini, istekli olduğunu gördüm. Ama onlara bir ulaşmak, onlara bir dokunmak gerekiyormuş. Bunu biz Ankara'da yaşıyorum, ben Ankara'da yaşıyorum. Başkan vekilim İstanbul'da yaşıyor. Yönetim kurulu üyesi arkadaşım Ankara'da yaşıyor. As başkanlar ikisi de İstanbul'da yaşıyor. Ya da bu kulüpte yönetici birisi İzmir'de yaşıyor. Ama yarısı şehir dışında yaşıyor. Ama Süleyman Bey mesela pazarda yaşıyor ve yönetim kurulu üyemiz. Yani Süleyman Bey gibi pazarda aynı zamanda da değerli birçok yönetim kurulu üyemiz var. O yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız da eminim ki esnafları, halkı ondan sonra gezeceklerdir, dolaşacaklardır. Pazar spora olan kırgınlığı bir nebze ortadan kaldıracaklardır. Pazar sporda bir kırgınlık kübrası var arkadaşlar maalesef. Yani geçmişte ne olursa olmuş. Ama artık bunu bir hep birlikte sizler de mahallenizin en üst düzeydeki temsilcileri olarak bir köprü olmalısınız pazar sporla vatandaş arasında. Bu kırgınlığı ortadan kaldırmalıyız. Pazar spora bir kırgınlık değil bu. Kişiler olan kırgınlık elbette ki. Öyle görüyoruz. Ama ne olursa olsun pazar spor pazar altının, pazar spora hep birlikte sahip çıkalım. Ben şimdilik sözümü burada tamamlayıp başkan vekilim, as başkanlarıma söz vermek istiyorum. Biraz da onlar duygu ve düşüncelerini ve önerilerini yapsın istiyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Buyurun Soner Bey, isterseniz sizden başlayalım. Şimdi tekrar hoş geldiniz değerli notu arkadaşlarımız. Zaten başkanımız gerekli şeyleri harfiyen anlattı. Bizim bu konuda fazla söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Ben bu projeyi çok Soner kardeşimizin çıkardığı zaman çok olumlu buldum. Bir yerden başlanılması gerekiyordu. O anlamda çok destekliyorum. Bu konuda da en çok emek sarf eden arkadaşımız kendisidir. Onun için o Soner kardeşimiz konuşmasını daha detaylı, daha sağlıklı, daha güzel anlatacaktır. Teşekkür ederim. Hepimizin adına Soner konuşuyor. Evet. Teşekkür ederim.
Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer muhtarlarımız. Biz bu sene ilk kez yönetim kurması için de ilk kez yöneticilik yapıyoruz. Grubu yükseltirsen. Tabii ki. Başkanımızın da ricası, başta Cengiz abimizin, büyüğümüzün önerisiyle yönetim kuruluna dahil olduk. Yönetim kuruluna dahil olduktan sonra neler yapabiliriz'e çalışmalarına başladık. Tabii ki hepimiz kendimizin işi var. İş insanımız aynı zamanda işlerimizi yönetiyoruz. Kulübün tarihçesiyle ilgili geçmişine başkanımız çok güzel özetledi zaten. Ben de bu kulüp altyapısında futbol oynadım. Bu memlekette büyüdüm. Şimdi biz memleketimize nasıl hizmet yaparız? Tabii ki başkanım da söylüyor, kırgınlık diyor. Bu kırgınlıkları size de sormak istiyoruz. Birebir konuşup bunları dinlemek istiyoruz. Bu kırgınlıklar nelerdir? Bunları nasıl düzeltebiliriz? İşte söylentilerden bir tanesi de işte bu yönetimin eski bir yönetimin devamı mı değil mi? Bu tarz düşünceler var. Eski yönetim başkan değişti, yönetim kurulu değişti. Tabii ki onursal başkanımız Hüseyin Bey, biz ona saygı duyuyoruz. Ciddi emekleri var kulübe. Biz onun devamı değiliz deyip bazı şeyleri söyleyip sanki onu da eleştiriyormuş gibi bir pozisyona ya da ona saygısızlık yapayım pozisyona düşmek istemiyoruz. Biz sadece şunu söylüyoruz. Geçmiş, geçmişte kaldı. Geçmişi sorgulamanın hiçbir manası yok. Hizmet yapmışlar, Allah razı olsun. Biz yeni yönetim olarak başkanımızla birlikte güzel şeyler yapmaya adayız. Bize ne yapacağımızı sorun, neler yapmak istediğimizi sorun ve sorgulayın. Özellikle bizim çok umutlu olduğumuz yeniliklerden en önemlisi satış, forma satış mağazası açtık. Pazar Spor Store'a. Yarın açılışımızı yapacağız inşallah. Ürünlerimiz Erdinç Bey yetişti mi otobüse? Yarın mağazamız olacak. Evet, yarın formalarımız mağazamız olacak Allah'ın izniyle. Tabii bu bir başlangıç. Ürünlerimizi geliştireceğiz. Daha fazla çeşit ürün koyacağız mağazamıza. Hem kulübümüz için bir gelir olacak. Aynı zamanda bir reklam yüzü olacak. Biz muhtarlarla niye iletişim kurmak istedik? Yine başkanımız izah etti ama tabii ki herkese tek tek dokunma şansımız yok. Siz her köyün seçilmiş insanısınız. Halk size oy vermiş, sizi seçmiş. Tabii ki değerli insanlarsınız. Sizin üzerinizden işte bu köyde futbolu seven insanlarımız varsa onlara dokunmak. Her köyün zenginini siz kendiniz sanıyorsunuz. Biz ilk defa bu sene kombine bilet satışına geçtik. Bu kombine kartlarımızı da gelen muhtarlarımıza bunları size ücretsiz dağıtacağız. Hediye edeceğiz. Hediye edeceğiz size. Bizi kırmadığınız için, geldiğiniz için sağ olun. Ama bunları işte 5'er tane, 10'ar tane muhtarlarımıza satıp o kendi köyünün maddi durumu iyi olan insanlarına satsınlar. Hem kulübümüze bir gelir olsun. Para bir tarafta, biz aynı zamanda taraftar desteğine ihtiyacımız var. Hem para verip hem destek veren başımızın üstünde yeri var. Ama şunu bilin ki para ikinci planda. Öncelik biz taraftarımızın kulübe sahip çıkması, kulübe tekrar gelmesi, maçların izlemesini istiyoruz. Bununla alakalı siz değerli muhtarlarımıza büyük görev düştüğüne inanıyoruz. Ve oradaki taraftarların da tekrar şeye gelmesi, stada gelmesi. Aynı zamanda ben altyapıdan sorumlu yönetici. Altyapıyla ilgili çok güzel çalışmalarımız var. Şimdi duyuyoruz, tabii biz İstanbul'da yaşıyoruz ama sürekli memlekete geliyoruz, gidiyoruz. Maalesef üzücü haberler de alıyoruz. Gençlerimizin uyuşturucuya, sigaraya, alkole gibi kötü alışkanlıklarına bağımlılık duyduğunu. Biz sporla bunu yenmek istiyoruz. Bu gençlerimizi spora yönlendirmek istiyoruz. Az önce konuştuk işte muhtar abilerimizle. Dediler ki işte futbolu sevmeyenler var. Futbola hiç ilgi duymayanlar var. Arkadaşlar ben de diyorum ki bu sadece futbol işi değil. Bu bir sosyal sorumluluk işi. Olaylara böyle bakmamız lazım. Ve şimdi biz bu kırgınlıkların sebebini öğrenmek için değerli muhtarlarımıza söz vermek istiyorum. Bu kırgınlıkların sebebi nedir? Dargınlıkların sebebi nedir?
kurumlar kalıcıdır, insanlar gelip geçicidir. Biz de gelip geçeceğiz. Biz bir şey yapmak istiyoruz. Var gücümüzle yüklendik. Desteğe ihtiyacımız var. Eğer bu desteği görürsek bayrağı daha ileri taşıyacağız. Ha, biz yapamadığımızı anladığımız zaman biz çekileceğiz. Bizim yaptığımız iyi şeylerin üzerine diğer yöneticiler bir şeyler koyacak. Mutlaka pazar spor hak ettiği yere gelecek. Ama bizle beraber, ama bizden sonra gelecek olan insanlarla gelecek. O yüzden hep beraber desteğinize ihtiyacım var. Ben sözü muhtarlara bırakıyorum başkanım. Siz... Tamam ama yöneticilerle konuşmak istemeyeceğiniz. Şöyle Cengiz Başkan'ın sonrasında da tabii ki büyük bir heyecan ve titizlikle şeyi dinleyeceğiz, muhtarlarımızın önerilerini dinleyeceğiz. Evet. Halep Bey, sizin söyleyeceğiniz var mı şey? Ses yükselsin. Ya taraftar desteğini mesela İstanbul'daki maça gittiğimiz zaman ne kadar önemli olduğunu gördük. Evet. Yani canla başta desteklediler takımlarını. Yani bu bizim için çok önemli. Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Yani maddi bir beklentimiz aslında hem var hem yok. Bazen oluyor, bazen olmuyor yani maalesef. Yani ekonomiden dolayı bazen şeylerimiz oluyor. Forma satmak istiyoruz tabii ki. Ama yani bizi desteklerlerse iyi olur. Sonuçta biz yeni bir yönetimiz. Mesela işlerindeki en genç insan benim. Yani gençlerin de bu yönetimle, yani gençlerin de yönetime girebildiği gözüktü. Gençlerin de söz hakkının olduğu söylenildi. Yani bu çok değerli bir şey. Yani yeni yönetimin yeni bir vizyonu var. O yüzden yani bize destek olmanız bizim için gerçekten çok önemli. Geçmişteki böyle kırgınlıklar varmış. Yani onun sebebini, detayını gerçekten ben bilmiyorum. Ne olursa olsun yani bu kulüp hepimizin yani. Bu Pazarspor bizim kulübümüz yani. Birilerinin değil. Yani pazar halkının kulübü olduğu için. Bize ne kadar destek verirseniz yani bu kulübe vereceğiniz destek ileride emin olun ki pazara dışarıdan gelebilecek daha güzel yatırımlara da önünü açacağını düşünüyorum. Yani bu kulüp ne, ikinci lige, öncelikle ilk hedefimiz ikinci lige çıkartmak ama eğer onu başardıktan sonra bir de birinci lige çıkartırsak yani bambaşka bir yere geliriz. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Eğer sizlerin de desteği olursa yani çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Yani şimdilik yani söyleyeceklerim bu kadar yani. İnşallah hani güzel işler yapacağımızı düşünüyorum yani inşallah. Süleyman Bey, siz? Ben sadece kırgınlık olayını söyleyeyim yani neden kırgın bu esnafımız. Evet. Ya bir şey alıyor mu? Bunu alıyor mesela da bu kadar sporu alıyor. Bunu geri ödemiyor. Esnafların çoğu borcumuz var daha doğrusu söyleyeyim yani. Hep ben titi sokakta olduğum için evet, esnafına girdiğim için hepsi bana bunu söylüyor. O zaman borçları ödemekten başladı. Yani, evet, yani bu en ufak şey ya, bu ne ya, dedim ya demin bir şey anlattım ya sana 500 lira işte vermemişti. Kırgınlıklar çoğu bu sebeple. Bir de kendi topçumuz mesela Sonal Bey dedi ki ben de oynadım burada sporda, dargın gittim dedim. Aynı senin gibi olan bizim yerli topçularımıza ya bence bana göre yanlış. Oynayabilen zaten oynuyor ya. Oynayamayan yani dışarı aldığımız zaman ailesi darılıyor. Mahalleden ise mahalle darılıyor. Köyden ise köyden darılıyor. Kopukluklar ekseri bundan dolayı yani. En büyük dargınlığın sebebi. En büyük dargınlığın sebepleri bunlar. Bunu nasıl giderebiliyoruz yani ben? Bunu düzenlemenin bir yolu var. Şimdi biz hocamıza güveniyoruz. Ondan sonra hocamıza sonsuz güveniyoruz ve bu sene inşallah takım iyi bir noktaya götürecek ama sportif direktörümüz Hasan Balta, o da Pazarspor'a emek vermiş. Ondan sonra şampiyonluklar yaşamış. Hocamız aynı şekilde iki takım iki defa şampiyonluk yaşamış olan bir hocamız. Kaç yılda sportif direktörlük yapmış olan bir insan. Aynı zamanda Recep Bey İstanbul'da yeni spor kulübünün de başkanlığını yapan ve futbolun içinde gelen ondan sonra bir dostumuz, kardeşimiz. Dolayısıyla da hani aynı şekilde Soner Bey altyapıda oynamak. Cumhur Bozacı ve pazarın yetiştirdiği bir genç arkadaşımız. Burada Erdinç Bey var, Erdinç Yangın Bey var. Ondan sonra bunlar futbolcu arkadaşlarımız.
Dolayısıyla da hani ya bu insanlara biz güvenmek zorundayız. Çünkü futboldan anlayan insan o. Elbette ki başarısızlık olduğu zaman da bunun faturasını yaşayacak olan hoca. Dolayısıyla da hoca yetenekli olan insanı oynatmak ister. Hatıra gönüle bir iş olsun istemez. O anlamda da ben hani bunu nasıl kıracağız, aşacağız? Yani öncelikle hocamıza ve teknik ekibe ve tabii ki futboldan sorumlu as başkanımız ve ekibine diyeyim. Güvenmek zorundayız. Yani ben bu yıl özellikle şunu bir özellikle de söylemek isterim size arkadaşlar. 24 Temmuz'u sanıyorum bir Fındıklı'da başlayan kamp hayatımız oldu bizim. Ve bu kampa Türkiye'nin muhtelif tarafından, her tarafından futbolcular geldi. Ama bizim altyapıdan da 11 tane futbolcumuz katıldı. Ve elendi ya da çok katıldı altyapıdan. Ama 11 alt takım futbolcularımızı biz Erzurum'a kampa götürdük. Arkadaşlar. Ve bunlarla ilgili Pazar Spor Kulübü 400 bin TL şey yaptık, geleceğimize yatırım yaptık. 400 bin TL. Dolayısıyla da 11 futbolcunun 4 tanesi bugün profesyonel anlamda da şeye çıktı. A takımına çıktı. Diğerlerini de gelecek yıl artık A takımına çıkaracağız. Ve artık futbol transferi yapan takım olmaktan ziyade, değil mi Erdinç Bey? Kendi futbolcusunu yetiştiren alt takımdan sporcu üreten bir şey haline döneceğiz. Yani şimdi dolayısıyla hani ya arkadaşlar yani ve hakikaten bunlar kulüp için ciddi maliyetler. Ama altyapımıza böyle bir yatırım yapıyoruz. O halde ya böyle bir kütletin altına giriyoruz. Gençliğimiz için bunu yapıyoruz. Ya burada inanın hatır gönüllü şey olmaz. Yani işte yıllardır Pazarspor'da emektar Engin Bey de burada ya da diğer bilmiyorum içinizde Pazarspor'la oynayan kişi var mıydı ama yani ben en azından geçmişte de olduğunu sanmıyorum ama vardır da olabilir ama bu sene bir böyle bir ayrımcılığın olmadığına değil mi? Futboldan sorumlu başkan vekilim öyle bir şey var mıdır? Yok kesinlikle var. Yani dolayısıyla hani bu kırgınlığa kazara kuşuna inansın olursa ki olursa müdahale ederiz. Başkanım. Evet olursa böyle bir şey olduğunu da hissedersek müdahale de ederiz yani. Bir şey mi olur? Hiç kimsenin aklını yenmesine de izin de vermeyiz. Az çok Soner Bey'in dediği gibi de herkes futbol konusunda evet. Yani insanlar ama böyle bir durum söz konusu değil. Lazım. Yani başkanım özür dilerim. Evet, estağfurullah. Şimdi altyapıdan sorumlu yönetici olduğum için, yöneticim olduğumu anlayan eski takım arkadaşlarımın çocukları var, akrabalarım var. Ben aynı zamanda Dutretorluyum, Ardeşen'le anne tarafım. Ardeşen'le çocuklar da var altyapımızda oynayan. Arıyorlar beni. İşte şu isim benim yeğenim, ona sahip çık, ona destek ol, onunla konuş, o çok yetenekli, o bilmem ne. Ben de onlara hep şunu söylüyorum, yani biz hocamıza, spor teknik direktörümüze güveniyoruz. Biz şu anda bu çocukların isimleri dahi bilmiyoruz. Ama biz her maça gideceğiz, antrenmanlara gideceğiz, bunları takip edeceğiz. Çok kötü oynayan bir oyuncu varsa hemen bunu biz kendi aramızda konuşacağız. Çok iyi oynayıp da ona şans verilmiyorsa neden şans verilmiyor diye bunu soracağız, sorgulayacağız yani. Müdahale edeceğiz. Ki olmuyor mu başkanım? Yani isim vermeyelim. Geçen maçta bir oyuncumuz kötü bir performans sergiledi. Olabilir, rahatsızlığı olabilir, bilmem ne olabilir. Hemen öyle bir kulis yaptık. Ya bu çok kötü bilmem ne falan. Hoca da zaten görüyor yani şey müdahalesini yaptı, oyun değişti, takım değişti, puanımızı aldık. Yani belki de o arkadaş bir sonraki maçlarda takımın yıldızı olacak. Dönem dönem kötü performanslar olabilir, hepimiz futbol oynadık. Evet. O yüzden bunlara takılmayacağız, hele takıldırtmayacağız yani. Biz altyapıya, özellikle altyapıya çok önem vereceğiz. Bu sene ve bundan sonraki seneler. Yaptığımız şeyleri içeride ben muhtarlarımıza anlattım ama bir de burada anlatayım.
A takımdaki futbolcular hangi imkana sahip ise genç takımdaki futbolcular da bu imkanlara sahip olacak. İşte 50 tane çanta getirdik, yaptık, gördüler, çok beğendiler herkes. Arkadaşların ayakkabı numaralarını aldık, Excel'den tablo yaptık. Beden size'ları, ayakkabı numaraları, boyları, kiloları. Ona göre işte eşofman yaptıracağız, kaban yaptıracağız. Onlara kramponunu alacağız, oraya kabısını alacağız. Rize Spor'daki bir futbolcu ne imkana sahipse Pazar Spor'da bu imkana sahip olacak. Evet, bu bir maliyet mi? Ciddi bir maliyet başkanımın dediği gibi. Ama biz buraya bunu harcamazsak altyapıdan da bir şey bekleme hakkımız yok. Başkanımızla da istişare halindeyiz. Yönetim kuruluyla da istişare halindeyiz. Gerekirse bir futbolcu transfer etmeyelim. Eksik transfer edelim. Bu kaynağı altyapıya harcayalım. O altyapıdan, o 11 oyuncudan 4 tanesi A takıma çıkmış. Bir tanesi transfer olursa zaten bizim bütün maliyetimizi karşılayacak. Biz olaylara böyle bakıyoruz ama zamana ve desteğe ihtiyacımız var. Kırgınlıklar, küskünlükler haklıdır. Haklı sebepleri de olabilir. Esnafın da borçlarımız var Süleyman Bey. Biz onların tespitini yapalım. O esnaflara, kimlere borcumuz varsa gidelim, o borçları ödeyelim. Eski de olsa sembolik olarak biz ödeyelim. Hani dolara dönmeyelim, altına dönmeyelim ama 500 TL mi? Sembolik olarak biz o 500 TL'yi ödeyelim. 1000 TL'yi ödeyelim. En azından desinler ki yeni yönetim eski borçlarına sahip çıkıyor. Ben bunun farkında olduğumuzu bilsinler. Ha derse ki ya bunu da işte dolara çevirin diyen olursa da onu da yapmaya çalışalım yani. Ama zannetmiyorum ki kimse öyle yapsın. Önemli olan öyle bir şey yapmaz. Sizin onlara yaklaşın. 500 TL, 1000 TL. Olduğunu çarpar. Evet. 2000 TL. Onu arıyorsa zaten bu esnafa bir sıkıntı var. Bunu ciddi konuşalım. Pazar için bir şey yapmak istiyorsa büyük meblağlar alır. 500 TL, 1000 TL. 5000 TL etkisin. O adam onu euroya dolara çevirmişse o esnafta bir sıkıntı var. Yani Pazar Spor'a bak ben şahsım olarak muhtar olarak ben gençlerimle de konuştum. Yapabiliyorsam her maça ben en az 5-10 kişi getirebiliyorsam maçta. Benim için Pazar Spor'a katkıdır. Yani adam alada eğer 1000 TL arıyorsa Süleyman abi yani senden mesai arkadaşımsın belediyede. Eğer arıyorsa orada büyük sıkıntı var. Ama meblağ 50 bin, 100 bin olursa etkiliyorsa onu düşünülür yani. Bu aramıyor. Onun kırkızlığı olmaz Süleyman. Onun kırkızlığını kapatacağız. Siz Allah razı olsun. Bugün yani. Geldiniz bize desteğe geldiniz. Öyle bir şey olur. Kırkızlık olmaz öyle şey. Sizin gibi bize destek verecek olan insanların elini güçlendirmek için yapacağız bunu. Ya yapacağız. Ya, çocuklar oynuyor. Bak adamlar ödüyorlar diyeceksiniz. En azından TL de olsa ödemek istiyorlar. Biz bir daha söylüyorum. Biz buraya bir şey almaya gelmedik. Evet. Bir şeyler vermeye geldik. Bak hem zamanımızı veriyoruz hem ciddi paralar veriyoruz. Ve biz sadece sizden manevi destek istiyoruz. İsterdik ki burada 60 tane miktar burada olsaydı. Onlar daha sonradan... Ama siz de bizim için geçmiş. Allah razı olsun. Ama bir de şey var bak. Şu anda atıyorum benim çocuğu diyelim. 30 yaşlarında. İnanır mısın eski yönetimde dahi olmak üzere Pazar Spor'da bu üst kesim, yönetim kesimlerinden ben birkaç kişinin tanıdığını hissediyorum pazar yöneticisine. Evet. Bakın burada sıkıntı ne oluyor biliyor musun? Pazarın 3 tane yeri var. Çarşıbaşı, Köprübaşı, Meydan. Yönetici olarak sizlerden arzumuz mutlaka ve mutlaka ya oraya gelecek. Biz belediye başkanına da aynı söylüyoruz. Siz belki basında veya da medyada sizi tanıyan olabilirler. İş adamısınız bilmem ne. Pazarın gençlerine veya bayanlarımıza. Ya şimdi düşünebiliyor musunuz? Pazarın bir bu kadar yeri. Meydanda oturdunuz mu? Sizi tanımayacak kimse yok. Hani kendiniz grup olarak geleceksin, yönetim olarak gelmeniz lazım. Biz de muhtar olarak gelseniz, biz de gelelim. Diyin ki mesela bu gruptan arkadaşlar, buranın bir şeyi var. Pazartesi, Perşembe. Perşembe günü meydanda oturacağız. Böyle bir toplantıya siz de katılın. Bence daha iyi olur. Benim düşüncem, acizane düşüncem. Çarşıbaşı dedikleri yer çok meşhur bir yer. Sizin oraya girmeniz lazım. Bizi de yanınıza almanız lazım. Bize yardımcı oluruz. Bunlar böyle olması gerekiyor bence. Yanımızda istediğimiz için zaten bu toplantıyı yapmak istedik. Ben sadece köyün muhtarı olduğu için seni tanıyorum. Hatta aradım da rica da ettim. Evet. Destek olduğu için. Senin desteğin çok önemli. Ki benim diğerlerine de söylemeye sözüm olsun diye. Yani biz
İnşallah güzel şeyler. İnşallah. Sen bu zaman hocam benim İnşallah. Düğüne geçeceğim. Ben bir konuşmamı yapayım. Tabii. Eğer bir müsaade edin. Hepsi yeni muhtar arkadaşlar. Ben eski dönemde de muhtarlık yapmışım. Şu anda da muhtarım. Pazarspor'da yöneticilik yapmışım. Pazarspor Hüseyin Yangın akrabam da aynı zamanda geçmişteki hatalardan dolayı dedim. O bile sizin için yenilik olduğunun farkında. Geçmişteki niye kırgınlık vardı? Araştırmamız böyle bir adımdır sizin. Yani yeni yönetim için takdir ediyorum. Yeni bir uygulamalar içerisine girdiniz. Biz pazarı seviyoruz. Pazarspor'da da top oynadık. Biz Pazarspor bir parçamızdır. Bütün muhtar arkadaşların da bu inançta olduğuna inanıyorum. Sizin yaklaştığınız sürece muhtar arkadaşlarım da size yaklaştığına katkıdayım, inanıyorum. Güzel bir yola çıktınız. Geçmişteki hatalar, Hüseyin Aydın, benim akrabam olduğu halde ben eleştiriyorum. Hiçbir zaman ne muhtarlar derneğine gitti, ne sivrilikte bulunanlarla birlikte oldu, ne halkın içine girdi. Anladın mı? Kendi başına yönetmeye çalıştı, gücüyle birlikte. Ama sizden bu işi aldım, böyle bir şey yapmayacağınıza inanıyorum, görüyorum. Pazar halkını kaynaştıracağına inanıyorum, bu şekilde de kaynaştıracağına inanıyorum. Arkadaşınız dediği gibi dedi, geçmişte koç olabilir, yani kulübün en azından gitmeniz esnaflara yani çoğu alacağına inanmıyorum. En azından pazar süreci yeni bir değişim olduğunun farkında olsunlar. Esnafı, sivil toplumu, halkı dedikleri gibi herkesinle mesela ben yıllardan beri lokanda yiyorlar, içiyorlar, millet pazar süreci paranı bile yiyecek. O günleri de yaşadım. Adam 10 lira para kesiliyordu. Millet diye yiyor, pazar süreci niye para vereyim? Muhtar arkadaşlarımızın dediklerini de yaşadım ben eskiden. Onun için bu imajı kaldırmamız lazım. Yani halkın içine girmemiz lazım. Pazarda bir sürü gençler var. Yani nedir? Hüseyin Yangın'ın adamı, Hasan'ın adamı, Hüseyin adamı. Öyle bir şey olmayacağına inanıyorum. Öyle bir şey olmaması da lazım. Gerçekten haklıyorum. Ben tribünde kaç kişiyle de tartışıp torpille top oynuyor. Ama hocanın elinde hoca oynatacak bunu. Yani siz yönetim olarak göreceksiniz, seçeceksiniz ama dediğiniz gibi o gün başarılı olmayabilir çocuk. Hemen yıkıp atmayacaksın. Yani bunları değerlendireceğiz. Ama halkın beyninde böyle bir imaj var. Yani yeni yönetim olarak sizden öneri olarak, tavsiye olarak, kardeşiniz olarak yani bunları söylüyorum. İnanıyorum sizin de yapacağınıza. Bir yola çıktınız. Elimizden gelen desteği de vereceğiz size. Ya, Allah. Bugünkü bu görüşmemizi grubumuzda da yani sizlerle bu WhatsApp grubunu kurmamızın nedeni yani işte sizin sayenizde bütün halka ulaşmak, bizim duygu ve düşüncelerimizi pazardaki 60 muhtar her mahallesindeki insana bir şekilde söylerse biz kendimizi de ifade etmiş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerinizi ara ara o WhatsApp grubunda bize yazın. Hani şey kaldığınız zaman da bir cevap vermediğiniz zaman da biz sanki şey diye aldığımız yani uzun bir yazı yazdım, hiçbir cevap vermedim. Yani hani eleştiri de yapabilirsiniz. Çoğu da şeyden dolayı yapmaz. Yani birebir toplantıda yaparız diye yani kendini... Eleştiri de yani tabii bu eleştiriler böyle... Toplantılarda dile getirip herkese yaparız. Tabii pozitif yönde böyle... Affedersiniz. Şimdi Osman kardeşimiz aslında çok güzel bir noktaya değindi. Ben de zaman zaman hem İstanbul'da yaşıyorum ama devamlı buralardayım ve insanların içindeyim. Şimdi normalde futbolda topuyla olmaz. Hepimiz biliyoruz. Ne kadar sen iyiysen, sen nasıl futbolcuysan, seni dünyanın neresinde olursa ol, seni gelirler bulurlar. Biz hocamıza bu sene 11 tane futbolcuyu siz az önce hiçbir kulübün yapmadığı gibi biz 11 tane futbolcumuzu kampa götürdük. Sebebi de neydi? Çocukları hem geliştirmek hem özgüvenleri sağlamak. Ve evet, şimdi ve hocamız da bu çocukların hepsine hiçbiri diyemez ki bize süre vermedi. Hepsini yarımşar devre. Zaten herkes yarımşar devre veya 40 dakika, 45 dakika. Çünkü hiçbirini o kadar o süre içerisinde komple oynatamaz. Mecbur 40 dakika, 45 dakika böyle oynatıyor her hazırlık maçında. Ve o çocukların tamamına istedikleri gibi sürelerini aldılar ve oynadılar. Hepsi bir röportaj yaptı Hasan abi. Evet. Röportajları da bize de aldı. Yani bu çok önemli bir gelişme. Hem bizim için hem pazar için hem yönetim için gerçekten altyapıya çok önem veriyoruz. Bir de bu sene 15 yaş grubumuzu da şeye katıldık. Bir de o çok önemli. Mesela 15 yaş bizim için bir maliyet ama sağ olsun başkanımızla da görüştük.
dedik o kadar da paramız olmasın dedik katılar. Çünkü niye çevredeki 15 yaşındaki çocuklar da bize gelmeye başlayacaklar. Doğal olarak o kadromuzda kurduk mu gelecekte artık parayla adam almayacağız belki. Yani biz yani hiçbir kulüp istemez ki dışarıdan parayla adam alalım. Kendi çocuğumuz varken niçin öyle bir şey yapalım ki? Bunu asla istemeyiz yani. Onun için elimizden geldiği kadar çok hassas davranıyoruz bu konuda. Elimizden geldiği kadar da çocuklarımızı yukarıya taşımaya çalışıyoruz ve o imkanı veriyoruz, vereceğiz de. Teşekkür. Yani Sayın Başkan, her muhtar yöneticidir Sarıyer. Evet, evet. Biz Sarıyer'de öyle yapıyoruz. Hiç başkan başkan biz yönetim hikaye. Muhtarlar bizim başlacımızdır Sarıyer'de. Evet. Bize gibi dört vilayettir Sarıyer. Muhtarlar hep yönetimde. Bundan sonraki yönetimlerde başkan olacak arkadaşlara da rica edeceğiz. Muhtarların ağırlıkta yönetimde olduğu bir sistem kuracağız. Olur. Teşekkür ederiz. Biraz önce Suat Karabekir turnuvasından geliyorum. Ben yıllardır spor camiasının içindeyim. Maşallah Pazarspor'un bir altyapısı var. Dört tanesini verin bana. Evini, arabasını, okulunu ben yapacağım. Müthiş bir enerji var bizde pazarda. Biraz önce oradan geliyorum. İnan bana 4-5 tane çocuk var. Rize Spor istiyor. Sizden özel ricam. Rize Spor bu sene bize yanlış yaptı. Evet. Ha, bu tabii ki Rize Spor. Biz dostlarımız, arkadaşlarımız biz. Toplantıya basarız, başkan otur, geç kenara deriz, Pazarspor söyleyecek sözü her yerde söyler, muhtarların adına, samimi söylüyorum. Fakat iki tanesini istiyor. Vermedik ona. Abi müsaade edin Sayın Başkan, öyle Pazarspor'dan böyle kolay topçu alınmaz. Öyle yok öyle, başkan, burası alıyor. Pazar. Alıyorlar, geri 15 yaşında oluyor. Gönderiyorlar, bir de ailelerle bizi karşı karşıya getiriyorlar. Burası. Yani demek istediğim, muhtarlar pazarın kaymakama da konuşacak, belediye başkanı da konuşacak, konuşurken de pazarla ilgili konuşacak böyle. Hayır, öyle bir şey. Biraz önce turnuva var. Kardeşim o çöp ne? O bira kutuları ne? Aradım. Hemen gönderiyorum. İşten geçti. 7 yaşında, 9 yaşında çocuk bira kutuları içinde spor yapıyor. O bizim ayıbımız. Yani muhtarlarımızın söz hakkı büyüktür. Siz ne derseniz olur, yanlışımızı da sorgulayın. Bu Pazarspor Kulübü'nün bu yönetim kurulu kendimizi denetlemek için denetleme kurulu kurduk. Kimle kurduk? Değerli muhtar, sen nereye muhtarısın abi? Cumhuriyet muhtarı. Güzel muhtarız. Kendimizi denetlemek için rakiplerimizden, bize karşı olan, bizden önceki yönetimden bize ters olan arkadaşları da başına getirdik. Hesap sorun. Biz müteahhitlik yapıp burada kendimizi kurtarmaya gelmedik. Ben 30 senedir Yaşar kardeşimden beraber vallahi de billahi servetimin yarısını vermişim bu Pazarspor'a. Hiçbir şey karşılıksız. Hala da vereceğim, hala da destek vereceğim. Siz ne derseniz o olur, muhtarsınız, denetleyin bizi, hesap sorun bize, geçmişteki hatalara düşmeyelim. Düşmeyeceğiz de inşallah. Bilmem anlatabildim değil mi? Söz hakkı sizde. Siz ne derseniz o olur. Sayın muhtarım. Doğru mu başkanım? Sizin evet. Kadar yetkileri var değil mi başkanım? Aynen öyle. Bu şeyi zaten Cengiz abi büyüğümüz olur. Bizim büyüğümüz, saygıdeğer bir insan. Gidi böyle. Beni yönetime sokan kişi Cengiz abi. Ama geçen hafta ben Cengiz abi stat'tan sorumlu yönetici olduğu için hesap sordum. Cengiz abi başa çıkacağız. Böyle. Stadımız buraya hazır mı? Tuvaletlerimiz temiz mi? Benim ben soruyorum yani. Tuvaletleri kontrol etmek yani ben Cengiz abi ben bunu soruyorum yani. Şeyde başkan çok güzel konuştum. Hasta bir yönetimde noktalar arasında siz koyacaksınız. Yani o yüzden kimse kimsenin adamı değil yani. Öyle düşünmeyin yani. Ben Cengiz abi gibi bir büyüğe, değere, abi taraftar gelecek, stadyum nedir, tuvaletler nasıl diye sorabiliyorsam demek ki şeffaf bir yönetim var. Lafımızı kesin abi. Biraz da heyecan olacak şimdi. Var biz de. Futbolu seviyoruz ama abi. Ondan öteki dönem biliyoruz. Maça gidiyoruz. Gitmeyiz diyor, 200 yıl daha gitmek istemiyor. Bunun nedeni ama yani şey yok yani. İnsanlar ondan küstük. Tabii şöyle bir bilgi vereyim size. Bu konuda da hani tabii ki bir vatandaşın da bu konuda da bize bir destek olması lazım. Bu yıl tarihin en yüklü transferlerini yaptık. Yani hani altyapıdan 11 tane çocuğu kampa götürdük, bunun 4 tanesini profesyonel yaptık. Ancak 19 adet, değil mi Erdin Bey? 3 tane sadece geçen yıldan şeyimiz var, futbolcumuz var.
19 adet futbolcu transfer ettik arkadaşlar. En son dün akşam bir tane daha bir forvet transfer ettik. Ya şimdi bütün bunlar böyle çok maliyetli yüksek rakamlar ve Pazarspor tarihinin en yüksek transferini yaptık. Değil mi başkanım? Evet. Yani hani 25 milyon civarında, 25-27 milyon civarında bir transfer şeyimiz oldu, bütçemiz oluştu. Ve bu transfer politikasında da işte 150'sini nakit peşin işte ödemek zorundasınız hani bir şeyde. Geri kalanı da maç başı ödüyorsunuz. Yani kulübün geçmiş borçları da var. Yani en çok zorlayan şey. Yani geçmiş borçlar var. Şey var, vergi ve sigorta giderleri, bir futbolcunun sigortası çok yüksek miktarda kulübe yük. Bununla birlikte geçmiş borçlar, bunları bir şekilde ödemeye çalışıyoruz filan. Dolayısıyla da Türkiye Futbol Federasyonu bir seçim oldu. Doğrudur, yanlıştır bilmem ama konuşulan eksi 500 milyon lirayla Futbol Federasyonu'nun şeye devredildiği, yeni yönetime devredildi. Dolayısıyla 15 milyon gibi bize verilen sözün olamayacağını, 3 milyon 700 bin gibi bir paranın verileceğini ve bu 3 milyon 700 binden de 1 milyonunun verilip geri kalanını onaya bölüneceğini ama spor kulüpleri bütün transfer politikalarını 15 milyon üzerinden yaptı Türkiye'deki. Belki bilmiyorum ama ya bu ciddi şekilde konuşuluyor. Önümüzdeki hafta bir tepki adına Türkiye Futbol Federasyonu'na, yani merkezi hükümete, spor bakanlığına, belki de kupa maçlarına ve üçüncülükler şeye çıkmayacak. Yani böyle maça, maça çıkmayacak. Yani onu hak ediyorlar. Başkanım evet. Yani öyle bir şey olur mu? Sen söz verdin o evet. Kadar insanları evet. Ona yani, dolayısıyla bakın bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ya o Pazarspor kulübündeki yönetim kurulu üyeleri elbette ki her bir arkadaşıma kattıkları katkı için, maddi katkı için ve diğer katkılar için sonsuz teşekkür ediyorum ama herkesin de bir ailesi var. Yani hani sonsuz paraya sahip insanlar değiliz ki hepimiz iş insanıyız ama hepimizin evi var, barkı var, çocuğu var, belli sorumlulukları var arkadaşlar. Dolayısıyla bizim bu şeyi sorunu da pazarda çok zengin iş adamımız da yok maalesef. Yani yok böyle. Dolayısıyla hocam bunu pazar halkıyla birlikte çözmeliyiz. Esnaflarımız küstürülmüş. Ondan sonra dediğiniz gibi ya da ne bileyim işte sıvı toplum kuruluşlarımız kendini adamdan sayılmadıkları gerekçesiyle küsmüşler. Şimdi bizim bir barış ilan etmemiz gerekiyor ve bununla birlikte aslında pazar halkının da bence ya bize hesap sorması adına birkaç transferi böyle yapması lazım ya, üstlenmesi lazım. Yani pazar halkının buna bir katkı sunması lazım. Ya paranız yoktu da niye yola çıktın? Yok, biz hepsi hepimiz altından bunu kalkarız ama bizim bu duyduğumuz sorumluluğu pazar halkı da bizimle beraber duysun. Yani bize hesap sorsun, bir şey versin ki bize hesap sorsun. Bize bir şeyler verdiğinizde biz size onun karşılığını fazlasıyla vermek istiyoruz. Ya bu nasıl olur muhtarlar? Belki bir SMS grubuyla bir şey yapabiliriz. Hani bir katkı 5 liradır, 10 liradır ama yani işte bir şeye tıkladığın zaman da bu çok böyle şeylere sebep olabilir. Yani bu tür projelerin geliştirilmesi, kaynakların yaratılması anlamında da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yani ya yoksa Türkiye Futbol Federasyonu vermesi gerekiyor, vermiyor. Sayın Bakanımız... Bana sormuştunuz zaten. Ben federasyondan çıktıktan sonra... Evet, sormuştum. Şimdi Sayın Bakanımız Pazarlı bizim için çok büyük bir şans ama bir olimpiyat var. Olimpiyat müsabakaları oldu. Sonra bir engelli olimpiyat müsabakaları oldu. Sayın Bakan'a ulaşmak da çok zor. Ulaşılmıyor. Rize Spor bundan önce gelenek halini bütün bizim kamp paralarımızı öderdi. Hasan Kemal yardımcı yapmıştı. Evet yani. Ama mesela bu sene 1 milyon 50 bin lira gibi Erzurum kamp parasını ödemedi. Biz Pazarspor kulübü olarak biz kendimiz ödedik. Bunun 400 bin lirası da az önceki bahsettiğim gençlere yaptığımız yardımdı. Elbette ki bütün yönetim kurulu üyeleri ve başkan olarak ben üstümüze düşenin fazlasını yapacağız. Ancak elbette ki Pazarspor'a sahip çıkmanızı isterken amacımız da ya maddi anlamda da karınca kararınca olabildiğince Pazarspor'a sahip çıkmalı.
Sizin bu konuda yani vatandaşlara bizim adımıza doğru şeyler söyleyeceğinize de eminim. Samimiyetimize de inanın. Ve şu ana kadar o Futbol Federasyonu vermedi ama biz o transfer ücretlerinin neredeyse böyle dörtte üçünü ya da yani peşinatın yarısından fazlasını ödeyebilmiş durumdayız. Ödemiş durumdayız. Ödüyoruz da ödeyeceğiz de. Ama tabii pazar halkının da bu sürecin içine dahil olmasını çok gönülden istiyoruz. Başkanım söz papilatta. Evet. Papilat muhtarımız şimdi, çok tecrübeli başkanım. Evet. Şimdi pazar spora çok geçmişte bile çok gönül vermişiz. Seyirci olarak Sessizlere köyünde çok fazla taraftara sahip pazar spor. Ama gençlerimiz daha önceki yöneticilerde bayağı bir köyünde yaşadıklarından seyirci kitlesi yavaş yavaş kopmak istiyor. Geçen yıl ve bu pazar sporda iki tane çocuk yetiştirdim. Biri Mete Kara şu anda dışarıda oynuyor. YH'de şu anda fazla sporda profesyonel olarak gökyüzümüz var. Ve ben bu pazar sporu için bu en azından bizim yeğenim ve oğlum önce diye dağıtan kitlesine o maça gidenlerin neredeyse 3'te 1, 3'te 2'sini zorlayacak kadar seyirciyle gitmişim. Ve pazar sporun tribüne geçen yıl tek taraflı olduğu için birçok seyirci maça gitmedi. Doğru. Neden gitmiyordu? Vatandaş dışarıda sigara içiyor. Oraya gittiğinde Şeref Tribünü'ndeki de bazı bürokrasi sana rahatsız oluyor diye gitmeyene çok oldu. Karşı tribün tamamıyla boş kalmış. Hepsi bir araya sıkıştırmışlar. İnşallah bu dönem olmaz. Pazar sporu takip ediyoruz. Seyircisini karşılayacaktır. Dışarıda kendisinden kat kat daha üstün bir takıma deplasmanda bir puana döndüyse yarınki maçta Efeler'i yenersek seyirci kendisini bulacaktır. Hep sıkıntımız olmasa seyirci kendini bulacaktır. En az 3 tane taraftarla Pazar Spor'un arkasındayız. Yarın özellikle yarın ağırlığımızı koyacağız. En az 100 kişiye peşinizdeyim. Önümüzde geleni yapacağız. Ama öncelikle de sizin de en azından ayda bir, yılda bir ne zaman geldiğini sen, şu arkadaşımızın dediği gibi, muhtar arkadaşın dediği gibi gövde gösterisi. Her maç burada olacağız. Bir yerde muhakkak bir çay içmek bile yeter. Bir yerde bir toplanalım, birlik ve birlik olduğumuzu, gücümüzü göstereceğiz. Biz sokaktan çıkmıyoruz, birbirimizi de tanımıyoruz. Allah'ın izniyle çıkacağız. Alnınızı hakkıyla çıkarsınız. İnşallah üstün başarılarınızı temin ediyorum. Sağ olasın muhtarım. Ağzına sağlık. Güzel dilek için teşekkür ederim. Biz demek ki bu muhtarlardan başlayarak çok doğru bir yerde. Dediğim gibi evet söyledim. Teşekkür ederim. Çok hayırlı bir görev. Pazartesi ki kendi kamu toplantısında bazı işleriniz nedeniyle gitmek zorunda kalırsınız. Ama iyi bir yöneticiyle orada kaymakamla muhtarlar derneğinde bir konuşma daha gerçekleşti. Muhtarlar Derneği'nde olması daha iyi olur aslında. Ben bu grupta yazmak istemiyordum. Öyle yapalım. Ben bugün mesaj yazdım. Ben işe gelemeyeceğim. Gerekeni yapın. Ben alümeyim deyip. Şu anda çağırıyorlar. Bir vatandaş çağırıyor benim evime. Evet. Ben hepsi götürmedim. Geldim. Sağ olun. Ama gelemeyecek arkadaşlara tahmin ediyordum. Ama hafta içi pazartesi 13.30'da pazarda muhtarlar derneğimizde KBKM toplantısı var. İnşallah orada da daha rahat görüşmeler olur. Doğru diyor. Şu elimizde gelenin altına. Değerli muhtarım, şunu da bilmenizi isterim. Bizi buraya getiren inanın Hüseyin Yangın'dır. Bu pazar spor kulübü yani. Ben dışarıdan görüyorum. Hüseyin paraya tenezzül üretmez. Evet. Hüseyin çok şeyler yaptı pazar spora. Çok şeyler yaptı kardeşim. Bu oteli rüyamızda görebilir miyiz? Hazineye yemebiliriz kadar. Bunun gibi çok şeyler yapıyor. Gerçekten pazarın bayrağını sallıyor. Hüseyin abinin bir tek bu eksiği var. Benim arkadaşım. Biraz soğuk. Biraz çarşıya gitti ama yüreği pazarla dolu bir arkadaştır. Evet. Dürüst, namuslu arkadaştır. Evet. İnanın bana adam gibi adamdır. Evet. Adamı. Arkadaşlık yapacak arkadaştır. Samim olmadıkça uzaktan öyle gözüküyor. Utanmıyor çünkü. Evet. Ama Cengiz abi böyle bir kez aslında. Yanlışları biliyorum. O geçmişteki o transferler... Kolay değil. Şimdi biz muhtar olduk. Hadi zaten ilk muhtarlığım dedim. Pazar Belediyesi'nde 11 sene çalıştım. Siz
ne kadar çalışırsanız çalışın, ne demek istediğimi bir mesaj alıyorum. Ne kadar çalışırsanız çalışın, yolları yapın, suları yapın ama bir seçime girin. Eğer cenazeyle mevlüde gitmemişseniz kazanamazsınız. O kadar basit. İddia ediyorum, imzamı atarım. Yani siz yöneticiler, tabiri caizse cenaze ve mevlide geleceksiniz. Allah geçine versin. Biz gerçek cenazelerden bahsetmiyoruz. Sokağa geleceksiniz. Ne yaparsan yap. Yol, su, elektriği yapsan ineceksin. İddia ediyorum. Hiç bunları yap, alırsın. Ama bu dediklerimi hiçbirini yapma. Yolu, beli, altın bile koyma yöle. Bir taş koyma. Bu milletin cenazesine git, yine alırsın. Yani 30 bu millet de öyle bir duygu var. Geleceksin. 30 yıl başka. Ankara'da 30 yıl önce aklımıza kadar geçen gelmedi. Siz gelin oraya. Yani. Hep beraber gelelim. Değil mi? Öyle değil mi başkanım? Belki haftada bir ayda bir geleceksiniz ama bizi de WhatsApp'tan hemen bir şey yapın, bir getirin. 15 günde buradayız. Yapmış bir tek o. Bir hafta içeride, bir hafta deplasman. Evet. İçerideki her maçımızda buradayız. Ve inanıyorum gerçekten çok güzel olacak. Çünkü ya bizim böyle muhtarlarımız var. Bizim sesimiz yerine gelir mi ya? Maşallah İnşallah ya. Bugün de söylüyorum ha. Bakmayın arkadaşlar, bugün mesela belki muhtarlarımız gelmemiş olabilir ama. İnanın çok güzel olacak. Vallahi gelecekler. Gelecekler. Ya %50'si de atmacadadır şu anda. Benim muhtar atmaca, ben bile atmacaya gidiyorum. Babam da atmacacı. Vallahi daha çıkacaktım, bugün çıkmadım. İzzet dayı da atmacadır. Şarkılara konu olmuş İzzet dayının atmacası. Atamazsa İzzet dayısıdır. Dur içinde. Bugünlük onlar arkadaşlara istiyor. Affedelim, bir dahakine daha gidiyorum. Biz vermek istediğimiz mesajı verdik. Sizin konuşmalarınızdan bunu anlıyoruz. Diğer muhtarımızdan da konuşmalarınızı gayret kullanmaz. Eliniz var. Sonra desene, burası da sizin yerinizde. Evet, tabii ki. Burası sizin mekanınız, burası sizin mekanınız. Yok, benim hesabım. Artık siz, biz yok. Biz varız. Ya bu mesajı ver ki bilsinler. Buralarda sizin testleriniz. Kendi testiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunda herhangi bir beis yok. Zaten Cengiz abi de burada. Mekanı size her türlü sağlayabilir. Yani siz ayağınıza sağlık, bizi kırmadınız, geldiniz. Sizi temsilci olarak görelim. Daha yüksek katılım bekliyorduk ama önemli olan bizi kayla aldınız, katıldınız. Bir de mesela acıtanı kalkıyoruz, sayın başkan. Niye burayı mesela bir pazar spor dediğini böyle sorulabiliyoruz. Bir kına açan bir söz. Çok güzel neymiş. Seni bırakmayız bundan sonra, sen rahat niye ol. Niye böyle yapmıyorsunuz? Bundan sonra yapacağız. Biz de niye yardımcı olmuyoruz? Bir dakika, bir dakika. Burayı diyorsunuz değil mi? Evet. Evet, burayı oturuyoruz. Çok güzel bir konsept var. Evet, evet, evet. Yemin daha ederim. Olacak. Burası kilitli. Evet, evet. Yandaylarında. Evet. Niye bir süre giriyor? Bu kadar güzel bir... Evet. Aa, evet. Aynen. Evet. Teşekkür ederim sana. Evet. Vallahi güzel evet. Oldu. Gerçekten bak. Evet. Hani madem ki ufak ufak bir şey yapacağız. Burası bize de bizden kurtarar olarak da mahallemde bir şey olursa %80'ini gönderebilecek kapasiteli. Helal sana. Ha bu var işte, bundan güzel bir şey olur mu, yapalım mı? Aynen. Herkes o gidip tavsiye yapmayacak, eminim gidecek de. Öyle ayıp düşünün Sayın Başkan. Ne? Çok güzel bir ortam. Başkan söyledi. Ne bileyim. Ama sizin de destek vermeniz. Yani abi tabii da farklı bir yer çıkıyor. Evet. O yüzden bir araya gelelim. Sinerji oluşturalım. Onu istiyoruz zaten. Alan da çok, hani ne alan da çok güzel. Büyük geliyor. Sana burayı nasıl sokağa yapacağız? Acele. Öyle ya. Şimdi işte birlikte yönetmek böyle bir şey. Hep birlikte yönetelim. Pazar spor hepimizse hep beraber yönetelim. Derdimiz bu, meramımız bu. Meramımızı anlatmak istiyoruz. Siz de geldiniz, dinlediniz. Allah razı olsun gelen. Çok teşekkür ederim. Yani hani kırmadınız, geldiniz. Muhtarlarım, çok değerli bilme düşüncelerinizi katmanızı da sunuyoruz da. İnşallah diğer muhtar arkadaşlarımızla da ben pazartesi günü bir toplantıda olamayacağım ama Recep Bey sen kaçta gidiyorsun? Ben 11.30'da bilseydim de. Sanır Bey. Yok, o dönemde kullanmıyor. Siz, Cengiz Bey belki... Ben mümkün değil abi. Tamam, içimizden bir arkadaşımızı... Tamam, yani Sonuçta muhtemelen arkadaşlar, muhtemelen değil yani. Sonuçta oturacağız, bakın muhabbet edeceğiz. Yani. Yani, ben de diyeceklerim ciddi de sonra biz devam ederiz. Sen bazen sonra içeriye, bazen sonra ne yapacağız? Herkes bir taşın altına, bir altın çıkıyor.
Şöyle de yapabilirsin Soner Başkan. Bunların tabii dernekleri var. Önümüzdeki hafta geliriz derneklerinde başkana rica ederiz. Ben görüştüm abi. Ben seçilmeden önce pazar onlar derneği başkanı Seyit seçilmeden önce de kendilerine iletmiştim. Hatta bu öneri şeyden geldi. Bizim başkandan geldi. Dernek başkanımızdan geldi. Ondan sonra ama Soner kardeşim bu işi üstlendi sağ olsun. Ondan sonra Soner başkanım şey yapıyor. Hareketlendiriyor. Evet, organize ediyor. Ya bir daha geldiğimizde belki pazartesi günkü sizin o toplantıdan sonra bizden birisi katılacaktır, arkadaşlarımızdan biri. Yani belki muhtarlar derneğinde bir şey de yapabiliriz. Tabii. Bakın bugün ziyaretlerimizde Pazar Ticaret Odası Başkanı da ziyaret etti. Pazar Ticaret Odası Başkanı kesinlikle pazar spora, pazar esnafından iyi bir destek sağlayacak. Yani sözünü de verdi. Sağ olsun. Ve pazardaki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir şey grubu da onlarla oluşturacağız. Sizin muhtarlar grubu gibi. Yani WhatsApp grubu onu da oluşturacağız. Ara ara o STK'larla da bir araya geleceğiz pazar sporunun yönetimi olarak. Kombineler sadece burada olan muhtarlar için buluşturuyor. Şimdi şöyle toplam kaç şey var, muhtar var? 63.